Pınarbaşı'nda muhtarlık görevini yapan köylülerimiz 1954-1965 Süleyman Ural, Murat Yüksel, Osman Çetinkaya, Hasan Hüseyin Demir, Kazım Özenç, Osman Ünal, Veli Yılmaz, Mehmet Özçelik, Nebi Özenç, Osman Özdemir, Hasan Teper, Mahmut Şahin, 1958-1960 Mustafa Uysal, 1960 Yaşar Evren, 1961 Kadir Akkaya, 1962 Murat Dinçer, 1962-1963 Mehmet Ali Özmen, 1965-1968 Ramazan Akkaya, 1968-1970 Mehmet Gülmez, 1970-1971 Mehmet Savaş, 1971-1973 Mehmet Eldeniz, 1973-1977 Mustafa Tefer, 1977-1984 Yusuf Eldeniz, 1984-1989 Ali Tuğlu, 1989-1994 Halil Özmen, Mustafa Tefer son muhtar olarak görev almışlardır. Kasabamızda eskiden daha çok hayvan yetiştiriciliği yaygındı. Köy 150 haneyken 2-3 bin küçükbaş hayvan, çok miktarda da büyükbaş hayvan vardı. Bugün ise hayvancılıktan uzaklaşılmış, 600 hane, toplam 5 bin koyun anca çıkar. Kasabamızda çok miktarda süt besiciliği vardır. Her gün sabah akşam düzenli olarak süt alımı için arabalar gelmektedir. Kasabamızda tarım önceleri sadece arpa, buğday, pancar, az da olsa tütün ve haşa şekli yapılırdı. Son 20 yıldır daha çok elmacılık, bağcılık, sebzecilik, meyve kiraz yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bugün çilek üreticiliği Pınarbaşı'nda yaygın hale gelmiştir. Bu civarın en güzel çileğini, en kaliteli çileğini Pınarbaşı yetiştirmektedir. Çilek kasabaya 90'lı yıllarda gelmiş, kısa sürede yaygınlaşmıştır. Ama özellikle elma, çilek, fasulye ve biber civarda ün yapmıştır. Kasabamızın en eski evi olarak bilinen Nebi Öztürkoğlu Mehmet Öztürk'e aittir. Yüzyıla aşkın bir tarih olduğu söylenmektedir. Kasabamıza ilk kahvehane 1945 yılında Mehmet Dinç tarafından açılmıştır. Şimdi sayıları 7'yi bulmuştur. Pınarbaşı'nda bugün 7 kahvehane, 2 market, 4 bakkal, 1 beyaz eşya mağazası, 1 terzi, 1 elektrikçi, 2 berber, 1 motor tamircisi mevcuttur. Pınarbaşı uzun yıllar köy hayatından sonra 1999 yılında belediyelik olmuştur. Yapılan ilk seçimlerde belediye başkanlığına Bekir Alperen getirilmiştir. Avrupa'daki vatandaşlarımızın katkılarıyla belediyeye ait bekaloder, traktör, itfaiye aracı, damperli kamyon, hizmet aracı, ambulans, mobilyet alınmıştır. Ambulans Danimarka'daki hayırsever vatandaşımız Hacı Said ve eşi Emine Akürek tarafından alınmıştır. Kasabamız Uşak Denizli ana yolu şehir içi geçişi iki döner kavşaklı duble yol olarak yapılmıştır. Bölünmüş yol ortaları, ağaçlandırılmış ana yol kenarları,
açık kanal yapılıp sel felaketlerine karşı önlem alınmıştır. Yeni yolumuz yapıldıktan sonra trafik kazaları önlenmiş, rahat bir geçiş sağlanmıştır. Kasabamızın kanalizasyon projesi tamamı çizilmiş, Pınar Mahallesi, ana asfalt 4 geçiş bağlantıları 4 yerden yapılmıştır. Kasabamızın tamamı kanalizasyonu tamamlanmış, evlere bağlantıları yapılmıştır. Kasabamızda ilkokul 1940'lı yıllarda cami mescidinde faaliyete geçmiş olup, 1946'da okul binası açılmış ve bir öğretmenle faaliyet vermiştir. Daha sonra öğretmen sayıları artırılmış, bugün ise Hacı Recep Dinç isimli bir hayırsever hemşehrimiz tarafından 5 derslikli okul yaptırılmıştır. Bugün okulumuza 2 idareci, 9 öğretmen ve 1 hizmetli ile